Müslümanların en zorluk karşılaştıkları şey münafıklardır. Kafirler, küfür o kadar etkili değildir. Yani daha çok zayıftır kafirin etkisi. Evet. Çünkü dışarıda olduğu için kafir o kadar etkili olmaz. Bir de kafir daha açık savaşır. Yani daha dürüst. Yani. Münafık çok sinsidir. Müslümanların içinde olduğu için 12 çok çetindir. Yani adeta etten kemikten bir şeytan, bir iblisle Müslümanlar iç içe olur. O yüzden çok zordur. Orada çok iyi akıl kullanılması lazım. Hazreti Musa'nın devrinde münafık çoktu. Ta yanında, yani ensesinde adeta. Çok ürkütücü bir şey. Bir de yapışkanlar da. Nerede olsa burnun dibindeler adeta. Vahiy geliyor Hazreti Musa'ya. Allah diyor bir buzağı kesmenizi emrediyor. Sığır yani. Münafık olduğu için onu zor durumda bırakmak, onu rahatsız etmek, onu gerginliğe düşürmek istiyorlar. Hazreti Musa da heyecanlı bir insan. Yani çabuk sıkılan bir insan. Kur'an'da bunu görüyoruz. Sırf pislik olsun diye nasıl bir sür diyor, nasıl bir şey? Ya Allah herhangi bir sır kesmenizi emrediyor diyor. Nasıl, ne demek? Nasıl demek ki sırf ahlaksızlığından yapıyor, rahatsız etmek. Vaktini almak, efendim, onun dikkatini dağıtmak, güvenilirlik olmasını sarsmak. Çünkü diyor, arkasından diyor ki, sırlar birbirine benzer diyor, böyle bir hüküm olmaz diyor. Yani sen Allah'ın peygamberi değilsine getiriyor. Yani bir Müslüman'ın söyleyeceği söz değil bu diyor. Tam bir münafık ağzı. Detay vermen lazım diyor. Detay veriyor. Yani yine anlaşılmadı diyor. Yani bu yani ahlaksız olduğu için yapışkan. Münafık yapışkanı. Münafıklar çok yapışkan olurlar. Yani pisliktir. Yani böyle yapışır, kene gibi bırakmaz. Yani sevdiğinden değil, sırf ahlaksızlık olsun, rahatsızlık vermek için. Yine açıklıyor. Mesela Bakara suresi 67'de. Hani Musa kavmine Allah muhakkak bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Bak bizi alaya mı alıyorsun dediler diyor. Bak küstahlığa bak. Tam münafık ağzı görüyor musun? Saygısız. Yani münafığın özelliği saygısız, küstah olmasıdır. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Bak mesela o mütevazi. Bana nasıl böyle dersin demiyor. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Şeytana Allah'a sığınırım. Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın dediler. Musa Allah'a yalvardıktan sonra şüphesiz Allah diyor ki o ne pek geçkin ne de pek genç, ikisi arası dinçlikle bir sığırdır. Artık emrolunduğun şeyi yerine getirin dedi. Yani artık uzatmayın diyor. Allah'ın hükmünü yerine getirin. Gelenekçi kafası ya, detaylandıracak. Dini içinden çıkılmaz hale getirecek. Yaşamayacak hale getirecek. Şu anki bağnazların yaptığı gibi. Yani sade bir din istemiyor adam. Karma karışık olacak. Müzik haram olacak, resim haram olacak, her şey haram olacak. Bu sefer dediler ki Rabbine bizim adımıza yalvar da bizi rengini bildirsin. Yani böyle zeka gösterisinde bulunuyorlar. Yani çok ahmakça. O Rabbim diyor ki o bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir. İnsanlar içini ferahlatan sarı bir inektir. Demek ki sığırlarda da hayvanlarda insanların içini rahatlatan bir hassa var. Yani hakikaten hayvanları sevmek, onlara yakın olmak insanda bir mutluluk hissi veriyor. Onlar yine Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse biz doğruyu buluruz dediler. Yani bunu yapmalarının tek amacı Hazreti Musa'yı rahatsız etmek, ahlaksızlık yapmak, musallat olmak, vaktini almak, gevezelik etmek. Bunun üzerine Musa Rabbim diyor ki o yeri sürmek ve ekini sulamak için boyundurağı alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir dedi. O zaman şimdi gerçeği getirdin dediler.
Böylece ineği kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Çünkü münafığın asıl derdi yapmamak zaten. Detaya boğar ve yapmaz. Ama amaçları onu Hazreti Musa'yı sinirlendirmek, üzmek, rahatsız etmek, vaktini almak, yapışkan bir pislikle onu asıl görevinden alıkoymaya çalışmak. Nisa 139. Onlar müminleri bırakıp kafirler, dostlar, veliler edinirler. Nasıl yapıyor? Mümini bırakıp kafirleri nasıl veli ediniyor? Müminin yanında o zaten. Yani o ekmeğini yiyor, suyundan içiyor, onlarla beraber. Bırakma o anlamda değil, kalben bırakıyor. Kalben nefret ediyor. Alçakça bir nefret. Pislik bir nefret içinde. Kafirleri dostlar edinirler. Kafiri dost edinip de gidip onun sofrasına oturuyor, ondan yemek yiyor, ondan iç içe yaşıyor anlamında değil. Ondan kalbi bir muhabbet bağı var. Yani ona çok değer veriyor, çok saygı duyuyor. O gözünde yüce. Mesela Firavun devrinde, Firavun'un devletinde oluşan kültüre hayranlar. Binalara, heykellere, tapınma şekillerine, yemeklerine, eğlence kültürüne, kıyafetlerine, her şeylerine hayranlar. Hazreti Musa'nın getirdiği hak dini küçük görüyorlar. Firavun'un dinini gözlerinde büyük görüyorlar. Yani küfrü büyük görüyorlar. Kuvvet ve onuru onların yanında mı arıyorlar diyor Allah. Çünkü askeri gücü var ya, devlet gücü de var. Müslümanlardan çok üstün görüyorlar. O yüzden onlara yancılık yapmak, onlara yalakalık yapmak, onların beğenisini kazanmak için bütün güçlerini uğraşıyorlar. Gizli bir bağlantı içindeler. Mesela Samiri, o Mısır kültürünün bütün özelliklerini ezberden bilen birisi. İbadet şekillerini biliyor, heykel nasıl yapıyorlar onu biliyor, yemek çeşitlerini biliyor, eğlencelerini biliyor, her şeyini biliyor. Halkın içerisine daldığında, halka adeta o Mısır kültürünü yeniden orada canlandırıyor. Adamlar Mısır'a gitmiş gibi oluyorlar onu orada görünce. Vardır ya televizyonlarda falan bazı tipler vardır. İnsanları böyle dinden, imandan, İslam'dan soğutup sadece dünyaya çekerler. Dünyevi, uyuşmuş bir ruhla onları eğlendirmeye çalışırlar. Samiri de böyle bir tipti. İnsanları maşallah uyuşturan, onları İslam'dan uzaklaştıran, şamata yapan, gevezelik yapan, Müslümanların dikkatini dağıtan, imama karşı, Hazreti Musa'ya karşı da insanların kalbine kuşku atan, pislik bir tipti. Hemen ilk yaptığı o hayranlığın belirtisi olarak buzağı heykeli, altından. Bak herkesi de kandırmış. Herkesin altınlarını alıyor. Akılsız insanlar da ona tabi oluyor. Altınını, her şeyini veriyorlar mücevherlerine. Ama o kültürü o kadar iyi biliyor ki, yani o kadar detaylı biliyor ki, kısa sürede rüzgarın etkisiyle böğürtü sesi çıkaran heykeli yapıyor. Aslında kolay bir şey değil bu. Yani biçimini vermek de çok zor. Çünkü önceden alçıdan kalıp yapması lazım. Yani bir kere alçıdan mükemmel bir kalıp yapıyor. Yani bu şaşırtıcı enerji. Mesela altını eritmek de kolay bir şey değil. Yani bir şeytani yeteneği var. Ve kalıbı döküp çıkarttıktan sonra Mısırlarda ki olan kültürü gördüklerinde oradaki Museviler akıl almaz heyecanlanıyorlar. O diyor ki elçinin izinden, yani Tevrat'ın hükümlerinden bir kısmını çıkarttım işine gelmediği için. Ve onların göremediklerini gördüm diyor. Niye? Çünkü çok zeki olduğu kanaatinde, çok akıllı olduğu kanaatinde. Bak Hazreti Musa'ya rağmen onlara gizlice lider olma peşinde. Bazı ahmakları da kafalamış, kandırmış, kendine bağlıyor. Yani kişiliksiz, haysiyetsiz insanlar böyle münafık önderlere tabi olurlar. Aynı köpek gibi onu taklit ederler.
O ne yiyorsa onu da yerler. O ne okuyorsa onu okur. O nasıl yürüyorsa onun gibi yürür. O nasıl konuşuyorsa onun gibi konuşur. Onun yancısı olur yani. Münafık, ana münafık liderlik iddiasındadır. Yani Müslüman cemaatin içinde gizlice zamanın felaketlerini kollar. Zamanın felaketlerinin gelmesini bekler. O zaman asıl ortaya çıkacağını düşünür. Yani uzun vadeli yatırım yapar münafık. Yani kısa vadeli bir yatırım yapmaz. Ve sabırlıdır münafık. Ve yavaş yavaş Müslümanları yıpratmayı düşünür. Ama orada kendi ahmakça yıpranır, o ayrı. Kendi mekrine kendi düşer. Mesela Samiri kendi mekrine kendi düştü. Rezil rüsvayı oldu. Ömrü boyunca tek yaşadı. Amacı Müslümanları Hazreti Musa'dan uzaklaştırmak ve ondan soğutmaktı. Allah bütün insanları ondan soğuttu. Böyle uyuz köpek gibi tek başına yaşadı. Kameraya geçmek istiyorsun. Geç. Samiri öncesinde Musa'ya yakın mıdır adam Bey? Tabii yani yapışmış vaziyette yaşıyor Samiri. Yani çok yetenekli, şeytani yeteneği olan birisi. Yani konuşkanlığı da çok yaman. Yani münafıkların başı. Bir de onun yancıları var. Onu taklit eden yancılar var. Onlara da o sanatı öğretiyor yani. Münafıklık sanatını. Bu tip hareketlerde hep münafıkların bir başı olur. Bazen kadın, bazen erkek olur. Yani Peygamberimiz de diyor, Mehdi zamanında kadın deccaller ve erkek deccaller olacak diyor. Akıl almaz bir şeytani güce sahip olur. Samiri sadece buzağı, buzağı kültürünü, buzağını görünse, o sadece oradaki markalardan bir markaydı. O onları heyecanlandırıyordu. O zamanın yemek kültürüne de onları çekti Samiri. Yani Kur'an'da kısaca özetle yazıyoruz ama Mısır'da çok zengin bir yemek kültürü vardı. Kastettikleri o. Onun ana maddelerini sayıyorlar. Kur'an'da sayılanlar ana maddelerdir. Ve bir kısmıdır yani. Eski Mısır'ın yemek kültürüne ait resimler olması lazım. Var mı onlar? Var, göster. Yani sırf Kur'an'da sayılanlar değil mi? Mesela lahana. Lahanadan çeşitli yemekler yapıyorlardı. Sirke ve zeytinyağı kullanarak. Baklardan humus diyorsunuz ya. Yani klasik meze tarzı yiyecekler. Mesela marul. Pırasa. Ve bunlardan oluşan çeşitli ama en çok soğan ve sarımsak ana yiyecekti. Yani ana yiyecek derken ana katkı maddesi ve baharlar. Hatta Mısırlılar bayrama eğlence gitmeden önce yastıkların altına sarımsak koyuyorlar. Yatmadan önce ya soğan koyuyorlar. Kalktıklarında onu koklayıp ondan sonra gidiyorlar. Yani öyle bir kültürleri var. Zaten Kur'an'da da ona özlemlerini söylüyorlar dikkat ederseniz. Soğan ve sarımsak, mercimek, acur. Münafıklar tek çeşit yemeğe dayanamayız diyorlar. Yani çeşit, renkler, birçok şey istiyorlar. Halbuki çok zor durumlar orada, sabretseler. Zaten bıldırcın eti olabilecek en makbul yiyecek. Yani çok sağlıklı. Manla yiyorlar, yani olabilecek en iyi şeyleri yiyorlar. Ama onlar da fayda sağlıyor. Tabii ki sarımsak, soğan onlara zarar verir. Baharatlar onlara zarar verir. Ama onu istiyor. Münafıklar İslam'ı biraz tek düze görürler. Yani kendilerince onu küfürle değiştirmek isterler.
mesela İslami bir eser, Kur'an'ı bir eser onu sıkar. İlla ki küfürden bir eser olursa hoşuna gider. Onları okumak ister. Allah'tan, kitaptan, dinden bahseden kitapları okumak istemez. Yani onları beğendiğini de söylemek istemez. Onu aşağılayıcı görür. Ama küfürden ne idüğü belirsiz, ne anlattığı belirsiz, anlaşılması güç kitaplar, yazar olduğunda zübbelik olsun diye onları beğenir. Ve oradan kendine bir paye çıkarır. Kendini yücelttiğini zanneder. Allah diyor küfrü eleştiriyor Cenab-ı Allah. Onuru onların yanında mı arıyorlar diyor. Küfrün yanında mı arıyorlar? Kuvveti ve onuru onların yanında mı arıyorlar? Kuvveti ve onuru hep küfrün yanında ararlar. Sonra Hazreti Musa'nın sözünü dinlemiyorlar. Allah'ın gazabına uğradılar diyor Allah ayette. Mısır'a geri dönün o zaman diyor Hazreti Musa. Orada istediğinizden var diyor. Allah'ın gazabına uğradılar. Şeytan Allah'a sınırım. Onlara zilletlik ve alçaklık damgası vuruldu. Zillet. Yani münafığın ana özelliği zillet ve alçak olmasıdır. Zaten yancı ve hırsız kılıklı olduğu için, haysiyetsiz olduğu için küfrün yanında onlara yalakalık yapıyor. O bir avuç yemeği yemek için her türlü zillete katlanıyor. Onların işte o putlarından kendine bir paye çıkarmıyor. Ondan sükse yapmaya çalışıyor. Ondan da iyice aşağılanmış oluyor. Küfrü kalite olarak görür münafık. Mesela Allah'a, dine aykırı kitaplar, eserler, böyle ne üdüğü belirsiz yazılar, konuşmalar, tavırlar. Halbuki Müslüman kalitenin en yükseğini yaşamış oluyor. Eğer Allah'a samimi yaklaşırsa, Süleyman kıssasında da görüldüğü gibi, Allah en yükseğini yaşatır. Ama samimi olmadıkları için Allah onları sürekli çölde gezdirdi. Münafıklıkta kararlı oldukları için de zillet damgası vuruldu. Geri gittiler mesela. Orada uşaklık yaptılar. Kendilerini aşağılattılar. Kendilerine hakaret ettirdiler. Ve hiçbir şey de elde edemediler. Yani küfür bunları ezim ezim ezdi. Ama kafasında o hayranlık bitmiyor. Mesela şu anda bile New York borsasının ve birçok borsanın sembolü boğadır. Gördün mü? Var mı? Göster. Ya böyle sığır heykeli hepsinde vardır. Evet. Mesela münafık Müslümana kalbini açmaz, samimi bilgilemez. Ama kafire her şeyini bildirir. Ona tam güvenir. Mesela Firavun'un ekibine tam güveniyorlardı. Ama Müslümana karşı çok temkinli, yabancılar Müslümanı. Mesela gittiler Mısır'da, o Mısırlılarla tam ahbap oldular. Onlara bütün sırlarını veriyorlar Müslümanların. Onlarla saatlerce konuşuyorlar. Onların o abuk subuk anlatımlarını dinliyorlar. Kendileri de abuk subuk anlatımlarla onlara katılıyorlar. Hazreti Musa'nın o hak dinini hiçbir şekilde benimsemediler. Ya Rabbi diyor Hazreti Musa, ben kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum diyor ayette. Eski Mısır'da pasta, kek çok yapılan ürünlerden. Bira imal ediliyor. Bireye de meraklı bu münafıklar o dövürdü. Sırf onun için işte bu yiyecekleri elde edebilmek için kendilerini aşağılatıp köle olarak geri Mısır'a döndüler ve kendilerini aşağılattılar. Hazreti Musa'nın yanında kalmak istemediler. Tabi hepsi değil de bir kısmı. Onlar yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar, haber toplayanlardır. Münafıkların en önemli özelliklerinden biri de bu. Yani gizlice Müslümanlardan haber toplarlar. Adamların zırvalarına kulak tutar, onların yalanlarına kulak tutarlar diyor. Sana gelmeyen diğer topluluk adına, yani Müslümanların bağlantısı olmayan, görüşmediği kişiler, Müslümanların görüşmediği kişiler adına kulak tutanlar, haber toplayanlardır diyor. Şu an asrımızda bu nasıl oluyor? Telefonla olur, internetle olur, gizlice ve alçakça Müslümanlardan uzak bir hayat içerisinde o karanlık izbe ruhuyla küfürle bağlantı kurur münafık.
Müslümana da bunu sezdirmediğini düşünerek bundan derin haz duyar. Gizli gizli mesela küfürle görüşür, onların felsefelerini dinler. Onlarla o küfür mantığı içerisinde konuşur, zübbe cevaplar verir, zübbelik yapar. Bakın bütün münafıkların üslubunda zübbeliğin esas olduğunu görüyoruz. Peygamber hitaplarında da çok zübbe üslupları. Hazreti Musa'ya üslupları da o şekilde. Yani zübbelik vazgeçilmez özellikleri. Mesela Firavun da zübbe. Üslubu tam zübbe. Dikkat edersen. Ukala, üst perdeden ve çakal üslubu. Müminler her saniyelerde Allah'ın rızasını kazanmak için kar bilirken, münafıklar her saniye ahlaksızlık yapmak için uğraşırlar. Müslüman nasıl rahatsız etsin, nasıl huzursuz etsin, nasıl pislik yapsın? Mesela Samiri öyleydi. Yani sürekli pislik peşinde, 24 saat. Her an Müslümanların kalbine kuşku düşürecek bir söz. Her an bir adilik, her an bir çirkeflik. Ve Mısır'la bağlantıyı da koparmadı. Yani onlardan haber götürtmek, haber getirtmek ve gizlice bunu yapmak. Mesela Hazreti Musa onun imamı, ondan gizliyor. Ama küfre tam güveni var. Mesela Firavun'un ordusuna, onların adamlarına tam güveni var. Her türlü sırrını onlara veriyor. Ama müminlere bu sırrını vermiyor. Ahir zamanın münafıkları da şimdi öyle işte. Gizlice ve alçakça mesela internetle, telefonla küfürle bağlantı kurar. Ama Müslümanlar bunu sezdirmez kendince. Ve bundan gizlice bir haz alır. Mesela küfürle saatlerce konuşur, küfürle saatlerce bağlantı kurar, derin dostluklar kurar, bütün sırlarını verir, şifrelerini verir. Yani ne varsa verir ki güvenini kazansın. Ama Müslümanı düşman olarak gördüğü için hiçbir şekilde Müslümana güvenmez. Samiri'nin buzağı ikili yapmasını resmetmişler, gösterelim o anı. Evet. Bayağı altın getirmiş demek ki. Evet. Münafıklar müminlerden sürekli iyilik görürler. Mesela Samiri'ye Hazreti Musa çok iyi davrandı. Ama buna rağmen alçaklığına kararlı oldu. Ama en sonunda belasını buldu. Yani o aşamaya kadar Hazreti Musa bir şey yapmadı Samiri'ye. Yani kavim içinde çok rahat yaşadı, lider gibiydi. Yani böyle zübbe, herkese sükse yapan, Mısır kültürünü çok iyi bilen, sinsi, Firavun adamlarıyla sürekli haberleşen, zemin hazırlayan bir alçaktı. Tövbe suresi 47'de sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürler. Görüyor musun? Yani yılan gibi sürekli pislik peşindedir. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenler bilir. Bir de münafıkların yancıları ve adamları oluyor. Onlar kanalından da haber alıyor. Yani münafık tek başına olmaz. Onun yancı adamları olur. Yani onda gelecek gören münafıklar olur. Mesela o Samiri, Mısır kültürü içerisinde çok güçlü görüyor adam ama sırtını Firavun'un devletine dayadığı için kalbinde ona karşı bir hayranlık ve geleceğinin de çok güçlü olduğuna inanıyor. Fakat Hazreti Musa'nın geleceğinin ne olacağını karanlık görüyor. Çünkü çölde bir peygamber. Zaten peygamberliğine inanmıyor. Her an çölde öldürebilirler. Her an yok edebilirler diye güveni yok. Ama Mısır'ı tepmez devrilmez bir imparatorluk olarak görüyor. Onun için asrımızın münafıkları daha çok İngilizlerin devletine müthiş bir hayranlık duyarlar. Yani onların firavunu odur. Gizli firavunu odur. Ama tabii onlara yancının yancısının yancısı olurlar. Yani birdenbire bir bağlantı olmaz. Yani Firavun'dan direkt görüşme zaten mümkün olmuyordu. Firavun'un adamlarla bağlantı kurabiliyorlardı. Firavun bunları zaten sürekli aşağıladığını söylüyor Kur'an. Onları küçümsedi diyor, aşağıladı. Ama onlar aşağıladıkça onlar da onları Firavun'u gözünden daha da büyütüyor. Yani aşağılandıkça daha da onu değerli görüyorlar.
Onun için o da daha değerli olmak için onları daha da fazla aşağılıyor. Küfürde aşağılanma bir ihtiyaçtır. Yani aşağılandıkça rahatlarlar. Saygıdan hoşlanmaz küfür. Mesela değer verilmesinden hoşlanmaz. Aşağılanmaktan hoşlanır. Haysiyetsizlikten hoşlanır. Yalakalık yapmaktan hoşlanır. Yancılık yapmaktan hoşlanır. Hayırlı bir iş olursa ilgilenmezler diyor Allah ayette. Yani Müslümanlar lehine bir şey olur. Mesela asrımızda ne olabilir? İslam'ın yayılması ile ilgili faydalı bir çalışma, bir şey. Onunla ilgilenmezler diyor. Veyahut mesela bu konuşmalarımız, faydalı olan çalışmalar. Mesela bunu dinlemek istemez. Konuşmaları duymak istemez. Ama küfürle saatlerce bağlantı içinde olur. Yani Allah'tan, dinden uzak bir usluptan haz duyar. Hiçbir dönemde münafıklar güçlü olmamış. Hep mağlup olmuşlardır. Peygamber Efendimiz devrinde, Hazreti Musa devrinde, Nuh'un devrinde hep helak olarak sonuçları helakla bitmiştir. Müminlerde hep zafer ve galibiyetle bitmiştir. Onun için yani tamam Müslüman küfrü tanıyacak ama münafığın çirkin oyunları, alçaklığı çok çok şiddettir. Münafığı daha iyi tanımalar lazım. Küfür açıktır yani. Mesela açıkça belli olur, yeri belli olur, kişiliği belli olur, ne yaptığı belli olur. Münafık öyle değildir, çok kahpedir. Yüzü haysiyetsizdir mesela, utanma bilmez. Samiri mesela, yüzünde adamın hiçbir utanma hissi yoktu. Halbuki Hazreti Musa'nın sistemini yıkmak için uğraşıyor. Hazreti Musa'dan nefret ediyor. Birçok yancısıyla eski Mısır kültürünü ayakta tutarak, Mısır devletiyle de bağlantı kurarak Hazreti Musa'yı yok etmenin peşinde. Derdi o. Ama mesela Firavun'un hanımı Hazreti Musa'nın yanına hicret etti. Sarayı bırakıp. Mesela bak, kadının yüceliğine bak. Ama alçak Firavun o hicret ederken, Hazreti Musa'ya yetişecekken onu yolda şehit ettiler. Tabi Cenab-ı Allah ona cennet makamı verdi. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kışkırtıcılık yapanlar, bu tutumlarına bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten seni onlara saldırtırız. Sonra orada seninle pek az bir süre komşu kalabilirler diyor Ahzab suresi 60. Bak şehirlerde kışkırtıcılık yapıyor. Nasıl yapıyor? Fısıltıyla. Şu an nasıl? İnternette, bilgisayarla, telefonla. Pislik yapıyor. Müslümanların yanında, Müslümanların aleyhine, İslam'ın aleyhine bir istihbarat faaliyeti içinde oluyor. Ve Müslümanların aleyhine insanları kışkırtıyor. Veyahut yalan haber yayıyor. Çünkü münafığın vazgeçilmez özelliğidir yalan söylemek. Çok hayasız olur. Yani gözün içine baka baka yalan söyler. Utanmaz. Yani ispat etsen çirkeflik yapar. Ben böyle bir şey dememiştim der. Onun için münafık, dün de söylemiştim, Peygamberimizle konuşmak istediğinde hep yalnız konuşmak istiyorlar. Haysiyetsiz ve yalancı oldukları için, yani Peygamberim dese ki niye yalan söylüyorsun dese, ben öyle bir şey demedim diyecek. Yani Efendimiz bana iftira mı atıyorsunuz diyecek. Adilik yapacak yani. Peygamber'e karşı çok çirkefti birçok münafık. Öyle zannedildiği gibi yani, tarih kitaplarında açık açık yazmıyor ama biz incelediğimizde görüyoruz. Mesela o hadis kitapları falan pek ortaya çıkarılmıyor. Yani çok çirkef uslupları. Onun için senden yalnız görüşebilir miyiz ya Resulullah? Ya yalnız ne konuşacaksın sen? Ya gizli ne olabilir yani? Yani Hazreti Ebu Bekir var. Değil mi? O çıksın diyor. Hazreti Ömer var, çıksın diyor. Ya gizli ne olabilir yani? Ahlaksızlık için istiyorsun. Pislik için istiyorsun. Cenab-ı Allah vazgeçsinler diyor o yüzden. Sadaka vereceksin istiyorum. Sadaka da münafığa çok ağır gelir. Para vermek. Onun için vazgeçiyor ondan sonra. Mesela yalnız konuşacaksa konuşmuyor. Parayı daha önemli görüyor. Yani pislik yapmadan daha önemli görüyor parayı. Münafıkta mal daha önemlidir.
Münafıklar çok oyuncudur, yani tiyatrocu gibidirler. Kandırmak için, doğru söylediklerini vurgulamak için hem çok yalan söylerler, hem ağlama münafığın kullandığı bir silahtır. Kur'an'da Yusuf suresinde bu oyunu nasıl oynadıklarını Allah göstertiyor ve anlatıyor. Ağlayarak yaparlar. Ve çirkeflik yaparak yaparlar. Sesini yükseltmeleri, bak münafığın özel sesini yükseltmesi, bağırıp çağırması, şeytanın yaygarası diyor ya Allah ayette. İşte budur. Bağırıp çağırması ve çok fazla yalan söylemesi. Münafığa sen yalan söyledin dersen, yeni bir yalanla yeniden bir daha oyun yapar. Yani çünkü çirkeflik batağıdır o. Onun için münafıkla konuşurken yanında bir mutlaka birkaç kişinin olması önemlidir. Yani şahit olmaları için. Çünkü iftira da her türlü adili yapabilir, oyun oynayabilir. Yani kafasında sürekli şeytanlık geçer münafığın. Fark edilmiş olması da fark etmez münafığa. Yani aklı olmadığı için, beyni gittiği için ve şeytanlaştığı için, şuuru kapandığı için manyaklığına gene devam eder. Ayette onun için diyor, kalpleri parçalamadıkça vazgeçmezler diyor. Mesela bak şeytan yakalanıyor, vazgeçmiyor. Yine manyaklığına devam ediyor, alenen yani. Acındırma, münafığın yöntemidir. Kendini zavallı gösterir. Acındırmaya çalışır. Bunu Yusuf kıssasında Cenab-ı Allah çok kapsamlı göstermiş, anlatmış. Bak hem cinayet işliyor, cinayet eylemi var, hem de ağlayarak bu adiliğini örtmeye çalışıyor. Yahut bu oyununu örtmeye çalışıyor. Yani yapılan çok çirkin bir şey. Adiliktir yani. Hayır, Allah affeder, etmez. O ayrı mesele. Yusuf suresi 15. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, bak görüyor musun, ekip olarak hareket ediyorlar. Biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken yaptıklarını haber vereceksin. Demek ki Cenab-ı Allah onların oyunlarını, onların adiliklerini bir zaman sonra onların yüzüne çarpılmasının iyi olacağını söylüyor. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette geldiler. Bak tam münafık taktiği. Dediler ki ey babamız, gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk. Yalan söylemedi de onlar, yani hikaye kurma, yalan söyleme sürati münafıkta çok gelişmiştir. Yani hemen orada bir yazar anında. Yusuf'u yiyeceklerimizin yanına bırakmıştık fakat onu kurt yemiş. Ama akılsızca, dikkat edersiniz, aptalca yani yalanlar. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Bir de ona önden kapama yapıyor. Ya sen benim dediğime zaten inanmazsın, sen beni zaten sevmezsin. Zaten bana saygın yok. Yani o zaman karşıdaki adam ne yapacak? Onu telafi etmek için atak yapması olacak. Yani bir münafık taktiği bu. Bak diyor ki, ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Karşı suçlama, bak iftira, bu ahlaksızca bir iftira bu. İnanacak değilsin. Zaten biliyor durumunu. Ama onu hiçbir şeye inanmayan, söylenen sözleri kale almayan bir insan konumunda göstermeye çalışıyorlar. Böylece o da kendinde bir eziklik duyacak, o da kendince yücelmiş olacak. Böylece onun yolu daha da rahat açılmış olacak. Bunu kendince çok iyi bir şeytani taktik olarak görüyor. Halbuki bu bilinir. Haşr suresinde diyor ki Cenab-ı Allah münafıklar için, onlar gerçekten yalancıdırlar. Yani münafığın ilk alameti o, yalancı olması. Ama aptalca ve seri yalanlar söyler. Ağlayarak, sırlayarak, çirkeflikle karşı tarafı suçlayarak kendine bir yer edinmeye çalışır. Mesela üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleği getirdiler şeytan Allah'ın. Bir oyun oynayacağı vakit onlar onun altyapısına önceden bir hazırlarlar. Mesela günlerce yapacağı pisliğin altyapısını hazırlar. Mesela bir eşyayı çalacak. Önce o eşyanın yanına yaklaşır.
Sonra o eşyanın değersiz olduğunu söylemeye başlar. Sonra onu birisinin alıp götürebileceğini söyler. Burası tehlikeli bir yer. Buradan bunu alabilirler der. Sonra da alır götürür çalar. Çalındığında da o altyapı yaptı ya daha önce. Münafıkta altyapı yapma çok önemlidir. Yani bir pisliği yapmadan önce altyapıyı yapar. Bu bazen günlerce, haftalarca sürebilir. Yani ahlaksızlık içine işlemiş ya, ciğerine işlemiş. O yapacağı pisliğin altyapısını, küçük de olsa, büyük de olsa, altyapısını yapmadan o pisliği yapmaz. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirdiler. Hayır dedi. Nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir şey sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Bak sabır demiyorum, güzel bir sabır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı münafık ne yapıyormuş? Düzüp uyduruyormuş. Yani düzmece sistemi, düzme sistemi, uydurma sistemi münafığın o ahmak beyninin aptalca ürünleridir. Ve fark edilmediğini zanneder. Aptalca yalanı söyler. Ama çirkef olduğu için de Müslümanlar ona bir şey söylemez. Haysiyetsiz olduğu için bir şey söylemez. Mesela Samiri'yle hiç Hazreti Musa muhatap olmamıştır. Pislik olduğunu hiç sezmesine rağmen son ana kadar ellememiştir. Mesela Peygamberimiz devrinde de münafıklara Peygamberimiz hiç dokunmadı. Pislik olduklarını biliyordu. Haysiyetsiz olduklarını biliyordu. Devamlı adilik yapıyor. Mesela mescidi kuruyorlar. Durar mescidini. İçini süslüyorlar. Sadece erkekler gelecek diyorlar. Yani uzun uzun hazırlık yapıyorlar. Peygamberimiz anlıyor adilik yaptıklarını, haysiyetsizliklerini. Ama çirkefler başına bela etmek istemiyor. Son ana kadar bekliyor. Münafıkta da yani son ana kadar beklemek ve son anda karşılığını vermek önemli bir yöntem. Yani çünkü o zaman deliller tam netleşmiş oluyor. Peygamber mescidi kurmalarını bekledi. İçeriye de doluştular. Ve peygamber aleyhinde konuşmalara başladılar. İşte peygamber haşa azdı. Efendim peygamber yalan söylüyor. Peygamber deli tarzında haşa. Haberler yaymaya başladılar. Vahiy geldi biliyorsunuz. O azmadı ve sapmadı. Diye. O münafıklara verilen cevap. Sonra da peygamberimiz baktı tam fitne kaynağı, önce ses çıkartmamasına rağmen sonra bu mescidi yıkın dedi. Tamamını yıktırdı. Ama tabii onların çirkefliği o devirde oturmuş oldu. Sonra bu çirkef adamlar gittiler Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Ehl-i Beyt'i şehit ettiler. Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Yani o devirde bu pislik köpek takımı temel felsefesini oturtmuştu zaten. Müşrik ruhu, müşrik karakteri tam oturmuştu. İşte o müşrik gelenekçi ruh asrımıza kadar geldi. Dinde olmayan hurafeleri falan ta o devire koydular. Mesela müziği o zamanlardan yasaklamaya başlamışlar. Mesela Dırar Mescidi'nde burada müzik olmaz diyordu. Buraya kimse ipekle giremez, kimse altından giremez. Burada kadın sesi duyamazsınız. Kadın kokusu duyamazsınız. Çünkü müşriklerin ileri gelenlerinden azılı münafıklar. Yani böyle saldırgan ve psikopat ve Kur'an'a uyuyor gibi gösteriyor. Sorduğumuzda peygamber demişti zaten diyor. Halbuki peygamberimiz mesela altını yasaklıyor ama bir altın rekabeti oluyor herkesin arasında. Fakir fukara çok zor duruma düşüyor. Piyasada altın kalmıyor. Peygamberimiz geçici olarak bu altın rekabetini kaldırın diyor. Yani bu altın satın almayı durdurun diyor. Çünkü fakirsiniz, gücünüz yetmez zaten diyor. O zaman mesela savaş zamanı tef, darbuka, eğlence, davul, eğleniyorlar. Düşmanın geldiği belli olmayacak. Mesela atların sesi veyahut onların çıkarttığı herhangi bir gürültü duyulmamış olacak. Peygamberimiz geçici olarak yasaklıyor. Kimse bir şey çalmasın diyor. Hiçbir müzik aleti çalınmaz. Onu ebedi yasak ediyor. Halbuki bir gerekçeyle yapmış oluyor ve geçici bir gerekçe oluyor. Zariyat suresinde münafıkların bir özeli de çok çelişkili konuşmalar. Yalan söylediği için. 10 dakika sonra unutur yalanını, başka bir şey söyler.
10 dakika sonra yine unutuyor, yalanını yine söylüyor. Yani tam bir ahmak sarhoştur. Şeytanı dessastır diyor Bediüzzaman. Şeytanı dessas. Şeytandan aldığı için diyor fikri çok zekidir diyor şeytan. Münafık için. Yani münafıkların tam bir şeytan kafasında olduğunu söylüyor. Zariyat suresinde şeytan Allah'a sanırım, siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişki ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah ayette. Münafığın özelliği olarak. Sürekli zırvalar. Ve cemiyet mikrobudur. Yani bitip tükenmek bilmez. Aşağı iner pislik yapar, yukarı çıkar pislik yapar. Bir ülkeye gider pislik yapar. Bir şehre gider pislik yapar. Yani aklı fikri rezilliktedir. Ve küfre yaranmaktadır. Ahzab suresi 19'da şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani bakışları pistir. İğrenç ve aşağılık bir bakışı vardır münafıkların. Yani onu süslemeye çalışırlar ama pisliktir yani. Çok kendileri de bilirler pislik olduklarını. Çok korkak bir olay vukuunda çok hayvani reaksiyonlar gösterir. Mesela ayılıp bayılır, rezillik yapar, titreme tuttu yapar, kendini kaybetmiş gibi yapar. Her türlü adilik yapar münafık. Peygamber Efendimiz devrinde de öyleydiler. Hep şirrettirler. Hep pisliktirler yani. Bak diyor ki, şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi. Bu ne demek? Baygın taklidi yapar. Bayılıyor taklidi yapar. Ve ölüyor taklidi yapar. Münafığın özelliği yani. Çok alçaktır münafıklar. Tövbe suresi 57. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Müslümanların yanında kalmaları yancılık yaptıkları için. Yani Müslümanların malından, mülkünden istifade etmek için. Yoksa o nefretten dolayı Müslümanların yanında durmak istemiyor aslında. Dışarıdan daha iyi saldıracağını düşünüyor çünkü. Ya Müslümanın yanında rahatça pislik yapamayacağını düşünüyor. Çünkü göz altında ya görünüyor. Dışarıdan, abi ki dışarıda daha da rezil rüsvay olur münafık. Hep öyle olmuştur. Dışarıdan sizin haberlerini sorarlar diyor ya ayette. Araştırırlar. Bedevilerin halkın arasına dalıp sizin haberlerinizi araştırırlar diyor. Müslümanlara verilen nimetleri kıskanırlar. Müslümanlar birbirine olan sevgilerini kıskanırlar. Nisa suresi, yoksa onlar Allah kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Mesela bir mümin bir mümini seviyor, onu haset eder, ondan onun arasını ayırmak ister. Yani ona ya mesela orada pislik gibi intikal edip orada fitne çıkartarak onun Müslümanın onu sevmesini engellemeye çalışır. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyor? Allah ne verir? Sevgi verir, muhabbet verir, dostluk verir, kardeşlik verir. Bunu kıskanır münafık. Bunu yok etmeye çalışır. Müslümanlar arasını açmaya çalışır. Daha da olmazsa çirkeflik yaparak açmaya çalışır. Haset ederek, kavga çıkararak, rezillik çıkararak Müslümanlar arasını açmaya çalışır ki Müslümanlar birbirini sevmesin. Münafığın en rahatsız olduğu müminlerin birbirini sevmesidir. Onu nasıl engelleyeceğini böyle şeytani bir arsızlıkla düşünür ve kendince kendi çirkin eylemlerini yapmaya çalışır. Bak diyor ki Cenab-ı Allah ayette, Ali İmran Suresi 120'de. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Adamın tansiyonu çıkıyor, ızdırap duyuyor. İyilik dokunursa. Mesela sen birisini seversen veya sıhhatli olursan, sağlıklı olursan, bir başarı kazanırsan, mesela İslam'ı güzel, güçlü yayarsan, mesela bol para kazanıyorsan, buna haset eder. Ama bunu tabi ben delik haset ettim şeklinde değil de huysuzluk yaparak, ahlaksızlık yaparak, pislik yaparak, Müslümanların arasını açarak yapmaya çalışır. En ziyade münafığın rahatsız olduğu sevgiyi çok kıskanır. Sevgiye zarar vermek ister. İşte herkesten ben üstünüm, en üstün olan benim, en çok sevilmeye layık olan benim mantığında olur münafık. Ne diyor Samiri? Onların görmediklerini gördüm ben diyor. Hepsinin daha akıllı oldukları kanaat. Şu diyor, bu aklı zayıf olanlar gibi mi olacağız diyor.
bu aklı sıradan insanlara mı uyacağız diyor. Bunlar gibi mi olacağız diyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Evet. Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler diyor. Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Evet, çeşitli bahanelerle Müslümanları pasifize etmeye çalışıyorlar. Güçlerini kırmaya çalışıyorlar. Dikkatlerini dağıtmaya çalışıyorlar. Tartışmacı ve saldırgan olur münafıklar. Zuhruf suresi 58'de hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir topluluktur diyor Allah. Tartışmacı ve yani nefret dolu ama sürekli tartışma ister. Mesela daha selamun aleyküm desen hemen onun felsefesine girer. Mesela otur sıradan bir şey söyle. Mesela farz edelim bu tesbihin taşı dersin. Gerçek taş. Yok der o. Gerçek taş değil, bu suni iman edilir. İlla pislik yapsın. Yani tartışma münafığın vazgeçilmeyecek vasfı. Her şeye muhalefet eder. O ruhundaki asilik ve şeytanlık ruhundan dolayı, isyan ruhundan dolayı o manyaklığı bir türlü bırakmaz. Onun için Allah onların tartışmacı ve düşman bir topluluk olduğunu Zuhruf Suresi 58'de belirtiyor. Hastadır. Yani pislik yapmadan, tartışmadan, laf sokmadan, kepazelik yapmadan duramaz. Yine münafıklarla yine olarak Cenab-ı Allah Ahzab Suresi 19'da hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek, yani mala, mülke, işte süs eşyalarına, çıkara, yiyeceğe düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Yani bana niye şu alınmadı, niye bu alınmadı? Bak diyor ki hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek. Bu ne? Mala, mülke, çıkara, düşkünlük göstererek. Sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Benim niye malım yok, benim mesela niye şuyum yok, niye buyum yok? Olsa bile niye şöyle olmadı, niye böyle olmadı? Yok rengi tutmadı, yok şekli biçimi tutmadı. Yani bu pisliği mutlaka yaparlar diyor Allah. Keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor Allah. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Ya, yapıyorlar Müslümanlarını, bayağı bir şey yapıyorlar. Ama Allah boşa çıkaracağım diyor. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor Cenab-ı Allah. Mesela iblis klasik bir münafıktır. Niye secde etmedin diyor Allah Hazreti Adem'e. Mesela Zübbece bir cevap veriyor. Ben ondan hayırlıyım diyor. İlla büyüklük hissi. En büyük olma düşüncesi. Neden hayırlısın? İşte Cenab-ı Allah onu tabii soruyor. Yani zaten ayetin akışından o anlaşılıyor. Beni diyor ateşten yarattın diyor. Onu da topraktan yarattın. Bak kendine göre bir kalite anlayışı var. Ateşi daha kaliteli görüyor. Toprağı kalitesiz görüyor. O Samiri'de de var o manyaklık. Bütün münafıklarda bir kalite üstünlüğü iddiası vardır. Aklıyla, kişiliğiyle, tavrıyla, her şeyle Müslümanların üstün olduklarına inanırlar. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor diyor Cenab-ı Allah. Bak kötülük ve zarar vermeye. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Yani pislik yapmak. Mesela Müslümanı huzursuz edip bir tartışma ortamı meydana getirmek, bir laf sokmak. Yani onlar için bu çok kolaydır diyor Allah. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarına dışa vurmuştur. Sinirlerinde gizli tuttukları düşmanlık daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık, belki akıl erdirirsiniz. İşte buna ihtiyaç var. Münafık olmazsa, münafık olmasa da imtihan olamaz. Kafir olmasa da imtihan olamazsın. Ağızlarından taşmıştır derken, zapt edemiyorlar kendilerini, ahlaksızlıklarını sürekli vurguluyorlar. Nereye dönse pislik yapar münafık. Yani münafığı tanımak istersen, huzursuzluğundan, adilinden, çirkefliğinden, büyüklük iddiasından, en kaliteli olan, en büyük insan olma iddiasından ve sürekli yalancılığından, ağlayarak, yerlere yatarak kepazelik çıkartmasından, işte ayın bayım olmasından, haysiyetsizliğinden, yüzündeki ifadeden, bozuk konuşmalarından, yani deminden beri anlattığım ayetlere dayalı olarak anlattığım konuları özet olarak söylüyorum, rahatça münafık anlaşılır. Münafık anlaşıldıktan sonra münafığın
zararsız hale getirilmesi için münafıkla mücadele Kur'an'ın uslubunu kullanılması gerekiyor. Akılca hale getirilmesi. Çünkü ben Müslümanım dediği için Müslüman ondan teberri edemiyor, kaçınamıyor. Ama zararsız hale getirebiliyor. Yani zararsız hale getirebilir. Çünkü münafığın o zaman iddiası şu olur. Ben Müslümanım. Sen de benden görüşmüyorsun. Harama giriyorsun der. Halbuki pislik yani zaten onun asıl istediği Müslümanların ayrılıp Müslümanlara saldırmaktır. Münafıkta sürekli bir ayrılma özlemi vardır. Gece gündüz ruhunda vardır. Diyor ya ayette bir yer bulsa, bir mağara bulsa, bir sığınacak bir yer bulsa sürekli bilinç altında bu istek oluyor. Yani münafığın kesintisiz ruhundaki taleptir bu. Sığınacak bir yer olsa gitse ve haberlerinizi uzaktan alsa ve size karşı mücadele etse. İsteği budur diyor münafık. Ama sığınacak bir yer bulamadığı için Müslümanların yanında kalıp pisliğine devam ediyor. Sığınacak yeri bulduğunda hemen adiliğe başlıyor. Hemen pisliğe başlıyor. Münafık alametlerini bahsediyorsunuz. Bu özellikle herhangi bir kişide bulunuyorsa o kişiye nasıl yaklaşmak gerekir? Ne gibi tedbirler alınabilir? Küfürde münafık sadece yalakalık, adilik yapar. Hırsızlık, pislik, soysuzluk. Zaten küfür onu ezer genelden. Onun için münafıklar kendi aralarında bir kavim oluşturuyorlar. Yani küfre gidemez münafık. Küfür de çok irit eder münafık. Yani ya dövülür, ya sövülür, ya aşağılanır, ya yüzüne tükürürler. Çünkü münafık sürekli dolandırıcılık, sahtekarlık. Yani ana özelliği sahtekarlıktır zaten. Dolandırıcılıktır, hırsızlıktır, haysiyetsizliktir. Onun için küfür bunları kabul etmez. Yani bünyesi alınmaz. Mutlaka münafığa ihtiyacı vardı münafığın. O yüzden münafıklar o münafık güruhunu hemen süratle gidip bulur, onlarla yaşarlar. Bir kavim olarak ayrılamıyorlar. O da bir mucize, Kur'an'ın bir mucizesidir. Her şeyler, bütün hayatları, hayat boyu münafıklarla birlikte geçer. Nasıl yılanlar, yılanlarla oluyor. Mesela kobra oluyor, kobra yılan değil mi? Bir yer alıyor. Onlar da birbirinden ayrılamazlar. Tövbe Suresi 80'de Cenab-ı Allah nankör oldukları sürece, yani iyiliğe, nimete karşı çok nankörler. Çok alçaklar. İstediğin kadar iyilik yap, kahpeliğe devam eder. Hainliğe devam eder. Yani onun kalbinde bir yumuşama meydana gelmez. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır diyor Allah. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme, onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz çünkü münafık. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır diyor. Yani azılı nankördür münafık. Münafığın güzel ahlak göstermesi düşünülemiyor da ahlaksızlık yapmadığında şaşırtıcı olur. Yani ahlaksızlık yapmaması hayret verici oluyor münafığın. Yoksa mutlaka ahlaksızlık yapar. Yani hastalıktır onda o. Tövbe suresi 56'da onların korkak olduğunu söylüyor Allah. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Müslüman görünüyor. Yani çok yüzsüzdür. Yani münafık olduğunu Müslüman gibi gösterir. Oysa onlar sizden değillerdir. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Yani sizden alakası yok. Müslümanlıkla da alakası yoktur onların diyor Allah. Tövbe suresi 54'te de şüphe içinde yaşadıklarını söylüyor Allah. Cenab-ı Allah münafıklar için Sebe suresi 54'te çünkü onlar kuşku verici bir tereddüt içindedirler diyor. Yani sürekli şüphe içindeler. Allah'tan şüpheler, dinden şüpheler. Ama küfürle iç içedir. Asrımızda nasıl olur? İşte internetten yapabilir, Facebook'tan yapabilir. Gizlice onlarla görüşür. Görüştürdüğünü sezdirmez, hissettirmez. Mesela görüşse bile siler onu. Yani gizlice öyle dostlar edinir. Gizlice arkadaşlar edinir. Onlarla küfri bir üslupla konuşur. Yani kafirlik ruhunu onlarla yaşar. Ama Müslümanlara da kendini sezdirmez. Yani aslımıza göre münafık nasıl olur da yarın daha detaylı anlatacağım. Yani bu anlattıklarımız Resulullah devri, Hazreti Musa devri dahil. Tabi aslımıza da bakan yönden anlattık. Ama aslımızda münafık nasıldır? Ne tür faaliyetler yapabilir? Ne gibi tedbirler alınabilir? Onları yarın daha detaylı anlatacağım. Gerçi bugün de konuşacağız ama yarın daha detaylı anlatacağım. İslam'ı, Kur'an'ı, İslam'ın yaşantısını
Onlar çirkin görürler, yani kaliteye uzak görürler. Zuhru suresi 78'de Allah size hakkı andolsun size hakkı getirdik fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz. Tiksiniyordunuz diyor. Yani Müslümanca yaşantı, Müslüman görüntü ağrına gidiyor. Ama zübbelik, çakallık, küfür, kafirler gibi konuşmak, onların dinsiz usulüyle konuşmak, onlara zübbelik yapmak, zübbeci tartışmalara girmek, ukalalık yapmak, şöhretini artırmak için alçak bir uslupla, böyle alçak insanların konuştuğu yerlerde onlarla alçakça tartışmalar yapmak, gizlice Müslümanların bilmediği kişilerle bağlantı kurmak, onlarla şeytani ittifaklar yapmak, onları gelecek için önemli görmek, münafığın bir vasfı, özelliği. Kur'an ayetlerine baktığımızda bu ahlakı, bu kişiliği bütün delilleriyle görüyoruz. Maide suresi 13'te Cenab-ı Hak onların sürekli ihanet ettiklerinden bahsediyor. Allah onları lanetlediğini söylüyor. Münafıklar lanetlenmiştir. Mesela bundan hiç bahsetmiyorlar. Sırf Yahudiler lanetleniyor. Halbuki münafıklar da lanetleniyor. Kalplerini kas katı kıldık diyor Allah. Taş gibi kalbi. Sevgisiz. Pisliktir. Sevgi taklidi yapar. Onlar kelimeleri şeytan Allah'ın konuldukları yerlerden saptırırlar. Mesela Kur'an'ı değiştiriyor ama insan bir şey dediğini de değiştirir. Mesela diyorsun ki ben bugün seni çok dikkatli gördüm. Ya sen bana diyor öyle bir laf ettin ki benim dikkatsiz olduğumu vurgulamaya çalışıyorsun. Yani durduk yere pislik yani. Ya ben böyle bir şey demedim diyor. Hafızamdan mı alay ediyorsun diyor bu sefer. Yani çok çirkeftir münafık. Yani ben tabii çok flu örnekler gösteriyorum. Yani cemiyet mikrobudur. O kadar çok ayetle Allah anlatmış ki, hadislerde o kadar çok anlatıyor ki, ya Resulullah tıpatıp tarif ediyor. Hazreti Ali tıpatıp tarif ediyor. Ayetler bütün kapsamını anlatıyor ama tabii ayetlerin genişletilmesi lazım. Tefsir edip açıkçası hayata geçiş şeklinde anlatılması lazım. Mesela Samiri kısasında mesela yemekler de şunlar var ama şimdi mesela şu yemekler ister diyoruz ama onu iyi anlayabilmek için Mısır yemek kültürüne de bakmak lazım. Adamların derdini o zaman anlamış oluyoruz. Mısır'da yemek kültürü onun için çok hayatiydi. Ana dertleriydi. Zaten onlar mide düşkün oluyorlar. Yani münafığın bir yönü de budur. Mesela Bakara suresi 247. Onlara peygamberlere dedi ki Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Onlar bir hükümdarlığa ona göre çok daha hak sahibiyken ve ona bir mal ve servet bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık mülk konu olabilir dediler. Biz daha kaliteliyiz diyorlar. Münafıkta hep böyle bir iddia vardır. Daha üstün, daha seçkin. Yani ben varken buna ne gerek var diyor böyle bir idareciye, böyle bir kişiye ne gerek var. Ama bunu açıkça, küstahça söyler münafık. Bak Kur'an'da da bunu açıkça söylüyor. Yani münafıkların bunu açıkça dile getirdiklerini söylüyor. O şöyle demişti, doğrusu Allah size onu seçti, onun bilgi ve bedenini gücünü artırdı. Allah kime dilerse mülkünü verir, Allah rahmeti ve gücü günü geniş olandır. Mücadele suresi 10. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları, iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yani münafık hiçbir şekilde zarar veremez. Ama gizlice fısıldaşma, yani mesela telefondan gizlice mesajlaşma, internetten gizlice mesajlaşma, böyle pislik adamlarına bağlantı kurma, onlardan bir klan elde etme, onlara sadakat göstertme, ona bütün sırlarını verme, Müslümanların sırlarını verme ve böylece onu kafalama mantığı, münafığın bir özelliği. Kur'an'da bu konuya çok açıkça dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Nisa suresi 142. Gerçekten şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadır. Allah'ı aldattığını zannediyor. Yani Allah'tan daha akıllı olduğu kanaatinde. Oysa o onları aldatandır. Allah onları aldatır diyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani münafık için o çok büyük bir derttir.
Hiç istemez ama mecbur işte, Müslümanlar görüyor ya. O yüzden Müslümanların ayrı olsa hiç kılmaz münafık. Yani mesela bir günlüğüne bile ayırsan kılmaz namazını. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı çok az anarlar. İnsanlara gösteriş nasıl yapılıyor şu an işte? Ben şu kitapları okurum, şu yemekleri yerim, şu yollarda gezerim, şu kıyafetleri giyerim. İşte yurt dışında şunları tanırım, bunları tanırım. Küfürden şu insanlarla samimiyim. Genişlet de genişlet. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Bomboş geçirir. Böyle mel mel bakar. Bir kenara yığılır. Hadiste de söylüyor ya. Bomboş geçirir. Çünkü Allah'a dine ayıracağı her vakti Allah'a karşı öfkeli olduğu için Allah'a vermek istemez. Mesela Allah'ın kitabını okumak istemez. Kur'an'dan nefret eder münafık. Çünkü Allah'ın kitabını okuyup Allah'a saygı duymuş olacak. O onu istemiyor zaten. O yüzden Müslümanlara karşı da öfkesi çok çetin oluyor münafığın. Usulü Kafi'de Abdülaziz bin Müslüm şöyle rivayet ediyor. Resulullah ferman etti. İmam Mehdi, dinin düzeni Müslümanların onurudur. Münafıkların kinini üzerine çeker. Bütün münafıklar akıl almaz kin duyuyorlar Mehdi'ye karşı. O devrin, yani bu devrin bütün münafıkları acayip kin duyacaklar Mehdi'ye karşı. Ama yanındayken çok seviyorum derler. Peygamberimizde olduğu gibi. Çok saygılar. Bir git kin doludur. Kafirlerin, Mehdi kafirlerin helak olmasının vesilesidir. Yani Darwinizm, materyalizm, ateizmin yok olması vesilesidir. Münafıklar menfaatlerine zarar gelirse müminlerden ayrılıyorlar. Yani çıkarlarına çatıştığında o zaman müminlerden ayrılırlar. Dediler ki Maide Suresi 24'te, ey Musa, biz onları, şeytan Allah'a sanırım, ey Musa, biz onlar durduğu sürece, o bölgede o insanlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Yani sizin yanınızda olmayacağız, ayrı duracağız. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın, biz burada duracağız diyor. Yani biz ayrıldık sizden diyor. Sen, yani Müslümanlarla ayrıldım diyor. Sen ve Rabbin, bak ne kadar yalnız görüyor musun münafık kafasıyla? Sen ve Rabbin. Halbuki böyle çok mümin var yanında Hazreti Musa'nın. Sonradan bayağı sayılar arttı. Nisa suresi 72'de şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa doğrusu Allah bana nimet verdi der diyor. Çünkü onlarla birlikte olmadım der. Yani uzak duruyor ya Müslümanlardan. Onu bir iyi tedbir, akıllı tedbir olarak görür diyor. Buradan da anlıyoruz ki münafık çok ağır davranıyor. Yani atak değildir. Müslümanların hiçbir işini yapmak istemez. İslam'a, Kur'an'a hizmet etmek istemez. Ağırdan anlaşılan budur. Yani çok fulu, çok hafif İslam'a faydası oluyor gibi yapar. Çünkü İslam'a zaten düşman olduğu için İslam'a hizmet etmek istemez. O küfrü, küfür kimse o devirde, kim güçlüyse ona hizmet etmek ister. Mesela şu an İngilizlerin devleti, bu devrin Firavun zihniyeti olmuş oluyor. Ona hizmet eder. Ama Nemrut devrinde olsa o Nemrut'a hizmet eder. Münafığın vasfı budur. Ve içinde bir uhdedir o. Yani mutlaka yapılması gereken bir şey olarak düşünür. Ve akılcı bir hareket olarak görür. Çünkü elde tutulur bir şey olarak görür. Ya yani dinde tabii ahirette olacağı söyleniyor. Bu ahirete inanmadığı için elde tutulur bir şey olarak gördüğü için küfre göre hareket eder. Allah'a iman edin, onun elçisiyle cihat etmeye çıkın, mücadeleye çıkın diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isteyip bizi bırakıver, oturanlarla birlikte olalım derler. Yani evinde oturmak istiyor. Evet. Kim oturuyorsa, anası, babası, kim varsa yahut arkadaşları onlarla oturmak istiyor. Müslümanlarla beraber hareket etmek istemiyor. Evet. Münafığı niye bu kadar anlatıyoruz? Çünkü Kur'an'da Allah çok önem verdiği bir konu. En ağırlıklı anlatılan, kafirden çok anlatılan şey münafıklıktır.
İslam alemi için en büyük beladır. Müslümanlar hep münafıklardan çekiyor şu an. İslam aleminin dünya çapında çektiği çilenin tek nedeni münafıklardır. Mesela ben diyor ki Rumiyim diyor. Halbuki dinsiz. Rumilik adı altında dinsizlik yapıyor. Veyahut gidiyorsun Afganistan'a yahut gidiyorsun Irak'a. Adam Müslümanım, muttakiyim falan diyor. Halbuki Allahsız, kitapsız, Stalinist. Müslümanlar da anlamıyor. Peşinden gidiyor ve mahvoluyorlar. Yani şu anki helaket ve felaketin nedeni münafıklardır. İslam aleminde. Her cemaatte münafıklar var. Müslümanların bütün cemaatlerinde münafıklar var. Ve akıl almaz tahribat yapıyorlar. Mesela Mahmut Hoca cemaatinde de var. İskender Paşa cemaatinde de var. Her cemaatte münafıklar var. Ve Müslüman cemaatlere en büyük darbeyi bunlar vuruyorlar. Eğer münafık olmasa mümin canlanmaz. Kolay kolay. Çok aktivitesini artırır, heyecanını artırır, dakikliğini artırır. Çok zeki tedbir olmasını sağlar. Ve sevabı çok yüksektir münafıkla mücadelenin. Yani en çok sevabı münafıkla mücadele eden Müslüman alıyor. Kafirle ikinci derecedendir alınan sevap. En çok alınan sevap o. Onun için münafıkla cehennemin en derin tabakasında oluyor. En derin tabakasında olanla da mücadele için mümin en yüksek tabakada oluyor cennette. Yani münafıkla mücadele Müslüman için en fazla sevap getiren nimettir. Bakara 13'te Müslümanları küçümsemeler, münafıklar hep kendilerinin çok kaliteli, üstün olduğunu düşünüp Müslümanlar küçümser, adam yana koyar. O kim oluyor ki der, şu kim oluyor? Asıl benim der. Yani asıl önemli olan benim der. Onlara şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara 13. Onlara insanların, Müslümanların inandığı gibi inanın denilince, ya yani Müslüman gibi yaşa, ya yani küfür gibi yaşama denilince, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Yani entel, dantel, züppe, dinsiz kişiliği alıyor ama Müslümanlığı kabul etmiyor. Fakat Müslümanlık adına ortaya çıkıyor. Dikkat et, asıl beyinsiz hiç şüphesiz kendileridir fakat bilmezler diyor Allah. Yani münafıklar, acayip beyinsizdirler. Fakat bilmezler. Yani sen istediğin kadar anlat, anlamaz. Bütün İslam aleminin çektiği çilenin tek sebebi münafıklardır. Mesela İslam'da darinizm var diyor. Yani bu tabii bunu diyen hepsi münafıktır anlamını demiyorum. Ama münafıklar bunu geniş çapta kullanıyor, mahvediyorlar Müslümanları. Bin bir türlü oyunun arkasında hep münafıklar vardır. Kafirlerde Müslümanlara çok az zarar geliyor. Mesela chat mouse bilmem ne falan var ama Türkiye'deki İslam alemindeki yancı münafıklar olmasa chat mouse adım atamaz. Yani onun asıl benyesini, bedenini, gücünü oluşturan İslam alemindeki münafıklardır. Onlar sayesinde atak yapabiliyorlar. Münafıklar Müslümanların içinde şöhret olmak isterler, güç kazanmak isterler. Yani itibar kazanmak isterler. Ona çok önem verirler. Çünkü ileride bunu kullanabileceklerini düşünürler. Yani Müslüman tanınmak, akıllı tanınmak, yaman tanınmak, güzel konuşan, işte kültürlü, görgünü tanınmak onlar için çok önemlidir münafıklar için. Enes bin Malik radıyallahu anh, bizde Necer oğullarına bir kimse vardı. Bu zat Bakara ve Ali İmran sureleri okumuştu. Allah Resulüne de katiplik yapıyordu. Derken bak Resulullah'ın yanında hiç ayrılmıyor. Acayip sevdiğini söylüyor. Ona hizmet ediyor. Kendini de bütün İslam alemine Müslümanlara peygamberimiz katip olarak tanıtmış. Allah Resulüne de katiplik yapıyordu derken bu adam kaçıp gitti münafık olduğu için. Onlar münafıklar ve küfür kendisini yüksek makamlara çıkardılar. Hemen bak destekliyor, görüyor musun? Yani bu ahlaksızların özelliği de münafıklar, çünkü gittiklerinde kendileri gibi münafık ve pislikleri bulacağını bilir. Bir de küfür münafığa hemen destek olur. Müslümanın yanından ayrıldın mı? Yani ona her türlü imkanı tanımak ister. O yüzden münafık daha da bir çirkefleşir. Onlar kendisini yüksek makamlara çıkardılar ve şu adam Muhammed'e katiplik yapıyor diyerek kendisini pek beğendiler. Görüyor musun? Peygamberin yakınlığını küfrün içinde bir prestij meselesi olarak kullanıyor.
şu adam Muhammed'e katiplik yapıyordu diyerek sallallahu aleyhi ve selleme kendisini pek beğendiler. Aradan çok zaman geçmeden Allah onun boynunu helak etti. Öldü bu adam diyor. Sahih Müslim hadis numarası 4987. Münafığın bir de böyle bu pislik yönü vardır. Yani Müslümanın içinde itibar, imkan sağlar. Mesela oluyor, bir Müslüman kanalda çıkıyor, çok dindar, iyi bir insan tanıtıyor. Sonra gidiyor, küfrü savunan, Allahsızlığı savunan bir kanalda görev alıyor. Çok iyi tanındığı için Müslüman biri orada kanalda görev aldı diyorlar. Yani tabi bu herkes için yahut herhangi bir kimse için demiyorum. Örnek veriyorum ki kavransın diye. Yoksa insanlar bunun kafasında canlandıramaz. Ayetlerde hep münafığın inatçı ve egoist olduğu, yani çıkarcı olduğu, rahatını sağlamaya önem verdiği ve gerisini onu ilgilendirmediği açıklanıyor, anlatılıyor. Müslümanlara bir katkısı olmadığı gibi ayak bağı olmuş oluyor. Böyle bir pislik, münafık. Müslümanların moralini bozmak ister, onların şevkini kırmak ister, onların hedefini değiştirmek ister. Ama anladığında baş edemeyeceğini, o zaman senden yana gibi görünür. Önce Müslümanları küfre hizmet ettirmeye çalışıyor münafık. Başarısız olunca küfre cephe alır ama içi ağlayarak cephe alır. Ama yine alttan alta da onlardan bağlantı kurar. Yani ben böyle yapıyorum ama mecbur olduğum için yapıyorum. Yakalandığım için yapıyorum. Ama ben sizi yine destekliyorum. Haberiniz olsun tarzında bir tavır olur münafığın. Peygamberimiz o kadar çok üstüne durmuş ki, ayetler o kadar çok üstüne durmuş ki, bir numaralı konu yani. Çok hayati bir konudur münafıkın. Bir bakın etrafınıza, çok fazla göreceksiniz. Bak hep söylediklerim hep ayetten, hadisten, ayetten, hadisten ki daha yarısını bile anlatmış değilim. Bak iki gündür anlatıyorum, daha yarısını bile anlatmış değilim. Dünya çapında münafıkların mağlup olması, İslam'ın galip olmasıdır. Yani münafıklar mağlup olmadan İslam'ın galip olması imkansızdır. İslam alemi geniş çaplı münafıkların eline geçmiş durumda. Yani ben şimdi bunu anlatıyorum, altyapısını yapıyorum. Sonra kardeşleriniz münafıkları böyle eline koymuş gibi teşhis edecekler. Şimdi ben genel yapısıyla münafıkları tarif ediyorum. Bir süre sonra münafık böyle onlar için bir cisim gibi net anlayacakları hale gelecek. İşte o zaman münafıkların dünya hakimiyeti kalkmış olacak. En büyük dert şu an İslam aleminde münafıklar. Yani İngiliz derin devletinin bütün yalakaları, bütün yalakaların tamamı münafık. Münafıklardan oluşuyor. Ve bunlar çok kilit noktalardalar. Birçoğu. Tarif edelim ki elinden koymuş gibi görsün Müslümanlar. Tedbir alsın ve onları o mevkilere getirmesinler. O makamlara getirmesinler. Lanetli olduklarını bilsinler. Münafıklar kendilerine göre işte zayıf gördükleri, kompleksi gördükleri, yani aşağılı kompleksi içinde olan cahil, zavallı insanları kendi saflarına çekmek isterler. Ve hakikaten de başarılı da olurlar. Çünkü böyle küfrü bir güç, küfrü bir zenginlik, küfrü bir kültür gösterdikleri için, o da aşağılık kompleksi içinde olduğu için etkilenebilir ve etkileniyorlar da. Ahzab suresi 18'de Cenab-ı Allah, gerçekten Allah içinizden alıkoyanları, Müslümanları alıkoyuyor. Ve kardeşlerine, münafık olan kardeşlerine, bize gelenle, gelin diyenleri bilir. Bana geliyor, yani sen benden arkadaş ol, ekip ol diyor. Bunlar pek azı dışında zorlu mücadelelere gelmezler. Niye? Çünkü İslam'ın lehine bir şey olduğu için gelmezler. Gelen de gösteriş için geliyor. Geldiklerinde de diyor şeytandan Allah'ım size karşı cimri ve bencildirler. Yani enaniyetli, egoist ve cimri. Müslümanın hiçbir şey kazanmasını istemez. Sevgiyi yaşamasını istemez. Sevdiklerine beraber olmasını istemez. Yani iyi olmasını istemez.
Şayet korku gelecek olursa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri sana dönerek bakmakta olduklarını görürsün. Mesela yakalanırsa, adilik yaptığı tespit edilirse bu sefer bayılma numarasına geçiyor, ölme numarasına geçiyor. Bak diyor ki, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani kendini kaybediyor, hani ölüyorum, bayılıyorum görüntüsü verir diyor ayette. Korku gidince de, yani korktuğu olay veya çekindiği şey yatışınca, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek, sizi keskin dillerle eleştirip incelerek karşılara pis pis, çirkin, ahlaksızca konuşmaya başlarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir, böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Şimdi normal bir mümin bunun yaptığını düşünelim. Bu münafık alameti olduğuna göre bunu yapmaması lazım. Eğer yapıyorsa safka münafıktır. Yani ısrarla yapıyorsa. Ama bir şekilde münafığa benzeyebilir Müslümanın bazı hareketleri. Anladığında vazgeçiyorsa, çünkü münafık çok korkunç bir şey Müslüman için. Yani sonsuz cehennem azabı ve cehennemin en kötü yerinde yaşıyorlar. O yüzden Müslüman bu konuyu süratle düzeltir. Münafıklar sevgiyi alçakça pislik amelleri için kullanırlar. Sevgiye ihtiyaçları olduğundan değil de sevgiyi bir fitne, saldırganlık ve ahlaksızlık unsuru olarak kullanırlar. Mesela Habil ve Kabil kıssasında da Allah diğer kardeşini daha çok seviyor diye bak Allah'a kinleniyor ve o yüzden kardeşini öldürüyor. Bak nefreti görüyor musun? Sevgiyi nasıl kıskanıyor ve nasıl alçakça yaklaşıyor. Habil Kabil kıssasında bu açıkça anlatılıyor. Münafıkların en çok üstünde durdukları konulardan biri de budur. Yani saldırganlıklarda kullandıkları, yeterince kendilerine sevilmedikleri, dolayısıyla değerlerinin bilinmediği. Bunu kullanarak saldırganlaşırlar. Bak Allah Habil Kabil kıssasında değil mi? Diğer kardeşini daha çok seviyor diye adam cinayet işliyor. Yani münafıklığın azgınlığına bak. Allah'a kininden. Yani beni niye daha çok seviyorsun? Allah'ın onu sevmesi istediğinden değil. Sırf gurur, kibir için, enaniyet için. Yani sevgi isteğinden değildir münafıkların. O rekabet duygusundan kaynaklanıyor. Yani daha üstün olma duygusundan. Yoksa sevilmek istediğinden değil. Mesela Hazreti Yusuf'u da şehit etmeye kalktıklarında babamız diyor kardeşimizi bizden daha çok seviyor. Bunlar sevgiye ihtiyaç duyduğundan değil, rekabet duygusu, büyüklük hissinden. O zaman kendilerini daha küçük hissediyorlar. Yani babalar onları daha az sevdiğinde, yani kardeşini daha çok sevip onları az sevdiğinde, onu daha büyük konumda görmüşler, kendilerini daha küçük konumda görmüşler. O enaniyet ve azgınlıklarını artırdığı için onun öfkesiyle kardeşlerini öldürmeye kalkıyorlar. Habil Kabil kıssasında da yine o alçağın kardeşini öldürmeye kalkması ve öldürmesinin nedeni, şehit etmesinin nedeni sevgiyi bahane etmesi. Sevgiyi bahane ederek her türlü alçaklığı yapar münafıklar. Her türlü saldırganlığı yaparlar. Her türlü adili bu kutsal, güzel duyguya bağlarak yaparlar. Yani asıl azgınlıklarının kökenindeki malzemeleri budur. Yani onlar için bir malzemedir bu. Sevgi bir materyaldir. Yani sevginin hiçbir anlamı yoktur onlar için. Münafıklar hiçbir sorunun altına girmezler. Hep uzaktan izlerler. Yani sanki böyle turist gibi. Yani hani sizin dininiz, davanız var. Ben de uzaktan sizi izliyorum. Ama o arada tabii adilik yapar. Küfürle bağlantıya geçer. Onlara istihbarat sağlar. Onlarla küfür uslubunda konuşur. Yani küfrü olan isteğini onlarla tatmin eder. Ruhundaki o kirli, pis duyguyu küfürle iç içe olarak onlarla bir şekilde bağlantı kurarak tatmin eder. Mesela diyor ki Tövbe Suresi 81'de şeytan Allah'ın sınırı, Allah'ın elçisine muhalif olarak mücadeleden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler.
Yani onu marifet zannediyor. Müslümanları seyrediyor. Karışmıyor böyle, turist gibi kenardan bakıyor. Müslümanlar her türlü zorluğun içine giriyorlar, onlar girmiyorlar. Ama buna seviniyorlar diyor, çok akıllı hareket ediyoruz biz. İşte bu onların iblis ruhunu taşımalarından kaynaklanıyor. Sana iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır, şeytan Allah'a sanırım. Bir musibet isabet ederse de diyor, ona sevinirler diyor. Biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içinde geri giderler diyor. Yani münafığın yöntemi budur. Yani hep turist gibi uzaktan seyretmek. Yanımızda olsalar da öldürülmezlerdi diyorlar müminler. Evet. Şimdi bir altyapı hazırlıyorum tabii. Şimdi İngiliz Derin Devleti'ni anlattım. Deccaliyeti anlattık ama Deccaliyet'in İslam alemindeki asıl gücü ve kolu münafıklar. Yani asıl organizasyonu ondan yapıyor. Yoksa münafıklar olmasa Derin Devlet'in yapacağı hiçbir şey yok. Derin Devlet 200-300 kişiden oluşan bir topluluk. Yani çoğu bunak, yoluna yürümekten aciz adamlar. Ama onlara hayran olan münafık kitle İslam alemindeki o pislik güruh, bu İslam aleminin işte katledilmesini, mahvolmasını, ezilmesini sağlayan kitle. Bu alçakları ben tarif edeceğim ki, iyi tanıtacağım ki böyle elinizde koymuş gibi bulacaksınız. O zaman Müslümanlar kendini daha rahat savunacaklar. Çünkü münafık dizli olduğu için Müslümanların gücü yetmiyor. Ama ben şimdi aşikar hale getirince çok rahat güçleri yetecek. Ben şimdi eşkallerini alttan, üstten, kenardan tarif ediyorum. Bir süre sonra daha da netleştireceğim. Ve bunlar bu ışıkta yanacak, bu münafık takımı. Bunu kitap haline de getireceğiz.